Sevgili seyirciler, şu anda elimize ulaşan bir haberi veriyoruz. Şark Eserleri Müzesi'nde sergilenmekte olan Kürsem Sultan'ın gerdanlığı çalındı. İstanbul alarmda. Şu işe bak ya. Ne adamlar var ya. Terbiyesizliğe bak. Sen nasıl çalarsın milli serveti? Sen nasıl çalarsın tarihi eseri ya? Hay Allah, ben ne diyeyimsin gibi insanlara ya. Doğru söylüyorsun Sinan kardeş de. Biz işimize bakalım ha. Abicim, bizim işimiz bu ya. Bizim işimiz değerlerimize, bu milletin değerlerine sahip çıkmak ya. Yani sen nasıl çalarsın benim kösemimin, sultanımın gerdanlığını? Yemin ediyorum, o adamı bana verseler, o anda gırtlarını sıkıp öldürmezsen bana da Sinan demesinler. Haklısın Sinan kardeş, haklısın. Tabii kardeşim, herkes senin benim gibi namuslu değil ki. Ya sen bu memleketin ekmeğini yiyorsun. O senin çaldığın şey, senin geçmişin. Sen nasıl böyle bir terbiyesizliği yapabilirsin ya? Olacak şey değil ya. Sinan kardeş, sen sürmene bak ha. Biz işimize bakalım. Amma uzattın be kardeşim ya. Tamam abi, pardon. Ne kızıyorsun ya? Ben burada ineyim. Hani Üsküdar'a gideceğim demiştin abi. Ya sana ne kardeşim, burada ineceğim ya. Ne kadar yazdı taksimetre? Tamam, 18 lira yazdı abi. Al şunu. Eyvallah. Üstü kalsın. Üstü kalsın. Peki sağ ol abi. Üstünü senin için saklayacağım. Hatıra olsun diye. İyi günler memur bey. Kolay gelsin. Geç kardeşim. Eyvallah. İyi görevler. Arkadaş araçtan indi. Şüpheli görünüyor. Tamam. Beyefendi, beyefendi. Kimliğinizi alabilir miyim? Kimlik kontrolü. Tabii. Oo, maşallah. Sabıka geçmişiniz de pek kabarık. Memlekette ne kadar tarihi eser varsa araklamışsın. Yürü karakola, ifadeni al. Ben bir şey yapmadım. Ha beyefendi. Bak yavuz, sabıkan şişik. İki defa müze soymuşum. Yurt dışına tarihi eser kaçırırken yakalanmışım. Bize yardımcı olur konuşursan senin lehine olur. Söyle, Kösem Sultan'ın gerdanlığını sen mi çaldın? Komiserim, memlekette ne kaybolsa benden bileceksiniz siz de. Ben suçsuzum. Bak sen çaldıysan eninde sonunda enseleriz seni. O zaman çok daha kötü olur. Gel itiraf et. Ben suçsuzum, ben çalmadım. Sen zaten tek başına yapamazsın bu işi. Ortakların kim? Ben artık temizim komiserim. Tövbe ettim bu işlere. Namusumla para kazanıyorum. Namuslu insanlar namusuyla para kazanır Yavuz. Senin gibiler namusun anlamını bile bilmez. Komiserim, bence siz benimle vakit kaybedeceğinize çıkın gerçek hırsızları bulun. Bırakın gitsin. Mahkemeye çıkartmayacak mıyız komiserim? Gerdanlığı çaldığına dair bir delil bulur bulmaz çıkaracağız. İyi günler aşkların en güzeli Gülübük ve cadıların cadısı kayganam şanzımant. Hoş geldin Sinancığım. Canım oğlum, hoş geldin. Akşama su böreği istemişsin ya. Bu akşam bir su böreği yapacağım. Parmaklarını yiyeceksin. Gülübük? Efendim Sinancığım. Bu benim kayganam şanzımant mı? Yoksa bugüne kadar hiç bilmediğimiz, tanımadığımız iyi huylu, iyi yürekli bir ikizi mi vardı onun? Sinancığım, anneme hipnoz yaptırdık. Huyu suyu değişti valla. Böyle yumuşacık bir kadın oluverdi. Öyle mi? İnanmıyorum. Kaygana, ya sen pambuk gibi olmuşsun. Pambuk şekeri gibi olmuşsun. Şu yanaklara bak, yanaklara. Pambuk gibi maşallah. Pambuk, pambuk. Sinancığım, elektrik faturasını yatırdın mı? Yatırdım Gülübük. Dekont şuralarda bir yerdeydi. Bu ne ya? Bu gerdanlık nereden çıktı ya? Sinan! Ne? Sinancığım, bu ne kadar güzel bir şey böyle. Anne bak, damadım bana ne almış. Sinan, bu çok güzel. Ay harika. Ay Sinancığım, kim bilir ne kadar pahalıdır bu? Kim bilir? Vallahi ben bilmem. Ay Sinancığım ya, bir de şu kolyeden hiç haberin yokmuş gibi davranman yok mu? Çok tatlısın ya. Evet, çok tatlıyımdır. Arkadaşlarım bana kaymaklı ekmek kadayıfı derler. Ben ayrıca sürpriz yapmayı, insanları şaşırtmayı da çok severim Gülübük. Canım benim. Canım evladım. Sen ne güzel bir evlatsın. Seni doğuran ana ne güzel bir anadır. İyi ki kızımı sana vermişim.
İyi ki kaynanan olmuşum ben seni. Beni doğuran... Ya Gülübük ya, ben ananın bu modelini hiç beğenmedim ya. Bunu değiştir, sanki bunun içinde başka biri var. Yani ben tırsıyorum ya. Bu dedi ne yapayım, ne yapayım, eski haline getireyim bunu ya. Sinancığım, sen bana böyle bir hediye aldın ya. Ben sen ne istersen yaparım. Damat! Ne işin var senin burada? Ha? Burada oturup bizle gevezelik edeceğine. Çık taksiye de 3 kuruş para getir eve. Hadi. İşte bu ya. Benim kayganam böyle olmalı. İyi oldu, bu eski fabrika ayarlarına döndü, daha güzel oldu. Bak hala oturuyor ya. Tamam, gidiyorum. Hala konuşuyor. Yürü hadi. Anne bak, Sinan bana ne aldı? Güle güle kullan, tamam. Anne bak. Gülbin. Anne. Ne demek gerdanlık yanımda değil? Nerede bu gerdanlık? Abi kızma hemen. Geri alacağız gerdanlığı. Taksici de. Taksici de mi? Taksicinin ne işi var oğlum trilyonluk gerdanlığı? Abi polis yolu kesmişti. Üzerimde gerdanlıkla yakalanmamak için çaktırmadan taksicinin cebine koyup indim taksiden. Zaten sicilim kabarık. Hemen aldılar içeri. İyi ki bırakmışım gerdanlığı taksicinin cebine. Bir işle yüzünüze gözünüze bulaştırmadan halledim ben. Kim bu taksici, hatırlıyor musun? Akasya durağından Sinan. Sinan abi. Bildan. Efendim patron. Sana bir iş çıktı. Arif, 2 dakikada nereye kayboldun oğlum sen? Ya ben evde hayvan besliyorum da Nuri Baba. Yemini vermeyi unutmuşum. O yüzden eve gittim, aldım geldim. Burada besleyeceğim. Aferin oğlum ya. Gördünüz mü? Ne kadar böyle yufka yürekli bir adam. Hayvanları seviyor. Evinde hayvan besliyor. Ben de Sinan'ı severim. Ne var bunda? Bu çocuk çok duygusal ha. İyi günler Akasya Durağı ve onun çok değerli şoför kardeşleri. Nuri Baba, ne oldu biliyor musun? Ben elimi cebime bir attım, cebimden altın bir gerdanlık çıktı. İnanamazsın valla. Dur bakayım, şimdi bir daha atayım bakalım ne çıkacak cebimden. Hay Allah, bu sefer düğme çıktı. Oğlum ne saçmalıyorsun sen? Nasıl elini cebine atıyorsun da altın gerdanlık falan çıkıyor ha? Sarhoş musun sen? Aşk olsun hocam. Bilmiyor musun, ben vazife başında içki kullanmam. Vallahi elimi cebime attım, bir baktım bir altın gerdanlık. Ondan sonra ben de götürdüm onu, Gülübe'ye hediye ettim baba. Nasıl yani Sinan abi? Gerçekten haberin yok muydu gerdanlıkta? Yok Leyla, vallahi yoktu. Herhalde yukarıdaki hediye olarak gönderdi. Yukarıdakinin işi gücü yok. Bunca böyle iyi vatandaşlar varken senin gibi üç gerçeğe gönderecek, değil mi? Aşk olsun Osman Ağa'ya. Sen benim üç kağıtçılığımı ne zaman gördün? Aşk olsun, teessüf ederim. Bu arkadaş kim ya? Kimsin kardeşim sen? Ağam arkadaş, durağımızın yeni şoförü. Kendimi takdis edeyim. Takdim oğlum, takdim. Takdim edeyim. Lodos denizden eser, karşınızda Arif Keser. Bu ne ya? Sen şaka mısın? Şaka oyuncağı mısın? Kamera şakası mısın? Yok Cankuş, şairim ben. Şair. Ha, belli belli. Durağımıza hoş geldin. Sevdin mi lan durağımızı? Ya sizin gibi insanları sevmeyeceğim de kimi seveceğim ya? Yalnız seni ayrı bir sevdim yani. Çok sıcak kanlısın. Gel bir elini keseyim. Bu ne lan? Bu ne? Ya korkma korkma. Ver şu elini bir keseyim Cankuş. Ne yapıyorsun lan? Elimi niye kesiyorsun? Manyak mısın oğlum sen? Yok, ben sonra kendi elimi de keseceğim Cankuş. Neden? Neden? Çünkü kan kardeş olacağız. Çünkü ben seni çok sevdim ya. Yürü gitme. Sevme beni. Kan kardeş olacakmışız. Oğlum ortaokulda mısın? Eşek kadar adamsın. Ne kan kardeşi? Yürü git. Kırdın kalbimi yalnız Cankuş. Öyle olsun. Deli midir nedir? Nuri Baba, seni de tebrik ediyorum ya. Arkadaşım şoför olsun dedim, kabul etmedin. Bu deliği bulmuşsun. Ya nereden buldun sen bu cinsi? Bundan yeryüzünde ya bir tane vardır ya 2 tane vardır. Onu mu buldun? Tebrik ediyorum yani baba ya. Niye öyle söylüyorsun Sinan? Bu çocuk çok delikanlı bir çocuktur ya. Eleni gasp edildiği zaman koşturdu geldi, kahramanca hayatını tehlikeye attı ve kızcağızı kurtardı. Haklısın baba. Hem deli hem kanlı. Eli kanlı. Buyurun efendim. Akasya durağı. İyi günler beyefendi. Sizde bir şoför olacak Sinan Bey diye. Onun taksisini rica edebilir miyim? Tabii efendim, emredersiniz. Adresi alayım. Tamam efendim. Sinan Beyciğim. Efendim baba. Özel olarak siz isteniyorsunuz canım. Fırla.
Papatya sokak 21 numara. Papatya. Hemen gidiyorum baba. Papatya gibisin beyaz ve ince. Arkadaşlar herhalde aramızdaki farkı fark ediyorsunuz. Müşteri beni özel olarak çağırıyor. Trin. Para yedirmiştir kendini anlatmak için. Osman Aga, Osman Aga, lütfen kıskanmayalım Osman Aga. Nazar etme ne olur, çalış seninle olur. Papatya gibisin, beyaz ve ince.